size bir şeyler okumaya geldik. Bu hafta İstanbul Ormanlı'dayız ve elimde Beyan Yayınları'ndan çıkan Cahit Zarifoğlu'nun Yaşamak kitabı var. Kesinlikle söylemem gerekir ki okuduğum en zor kitaplardan bir tanesi, seslendirmesi en zor kitaplardan bir tanesi. Bundan dolayı altını çize çize söylüyorum. Sürçülisan edersek affola diyelim ve başlayalım. Ne çok acı var. Anında morartan vuruşların, bir anda kan morartı ve patlamalarla ve acının ve korkunun çağırdığı et büzülmeleriyle tanınmaz hale gelen yüzlerinin dimdik ve ilk ifadesini bozmamaya çalışarak ve hep karşıya bakarak ayakta tutuyorlar. Bakıyorum. Ruhumuz dar bir şeridin içinden sızılarla geçiyor. Utançla yerle bir olarak hatırlıyorum senin sözlerini. En sade görünümlüsünde bile fevkaladelikler olan dediklerini. Büyük edep suçu işleyen kölene, ahirette kısas korkusu olmasaydı seni şu misvakla incitirdim diyen sen, Allah'ın bütün insanlara elçisi, sevgili peygamberimiz. 2 hafta olmadı bile. Toprağa kapanan karın ardından koşuşuyorlardı. Araçlar yük planlarına bakarak aceleyle yüklenirken her an birlikçe güneye kayma durumuyla hazır olunacaktı. Yakın bir tehlike olmadığına göre alarm bölgesine gidilmez sanırım diyor, barış içinde askerliğin pandomimi yine de hava hedeflerine karşı dikkatli olmalı. Benzin ve cephane ikmali yapılırsa yapılsın, namluyla birlikte düşmana bakılsın. Çoraplar yamansın, gereğinde günlerce arazide yaşayacak şekilde çeşitli amaçlara uygun çadırlarda uyku tulumuna, portatif karyoladan mutfak malzemesine, berber, saraç, terzi avandalıklarına dek her şeyler koşturuluyor. Ve koşarken başını kaldırıp başka şeye bakmazsın. Dar, sıkı, emir, ifa tüneli içinde görev biter. 1-1,5 saat sürer. Ve benim beyin tasımın dışa doğru bombeleştiği yerden yüzüme kımıldatılmaz sükunetten ve kararlılıktan yayılır. Ve zorluk çıktıkça kolayı bulur. Zira kolaylaştırmak buyurulmuştur bize. Ve söyler iyilik biçimleriyle duran ağzım. Ve tüm koşuşmalar ortasında insanları alıp buran olayların en içlerine sarkar şair kanım imkan nispetinde. Bir Ses Bir Kitap'ın bu haftalık da sonuna geldik. Unutmayın ki her pazartesi akşam 9 olduğunda biz burada olacağız. Bize destek olmak isterseniz sosyal medya üzerinden duygu, düşünce, öneri ve şikayetlerinizi bizlere ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.